Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 10 dakika kadar kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli pratik bir tatlı tarifim var. Fırın çalıştırmadan şipşak hazırlayabilirsiniz. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. 1 litre sütü tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı un ve 1 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Klasik Tavuk göğsü yaparmış gibi aslında burada kullandığımız malzemeler. Sürekli karıştırarak ocakta pişiriyoruz. Ocakta pişirirken başından ayrılmayalım ki e, topaklanmalar meydana gelmesin. Güzel bir kremamız olsun, muhallebimiz olsun. Piştikten sonra içerisine bir paket vanilya ekliyorum ben. Vanilyayı en son eklememdeki sebep e, kokusunun daha böyle hoş geliyor en son eklediğimde. Daha yoğun vanilya kokusunu hissedebiliyorsunuz o şekilde söyleyeyim. Vanilyayı da karıştırdıktan sonra e, muhallebimi kenara alıyorum. Ara ara karıştıralım ki üzerinde topaklanmalar olmasın. E, burada bir buçuk su bardağı süt var. İçerisine de iki yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. E, böyle biraz şekeri eriyene kadar karıştırdım. Bir paket kedi dili bisküviyi kare borcamın tabanına yerleştiriyorum. Tüm tabanı kaplayacak şekilde e, kedili bisküvilerini yerleştirirseniz güzel olur. Pasta dilimlendiğinde e, daha nizami keskin dilimler elde edebilirsiniz böylece. Tepsinizin büyüklüğüne göre kedi dillerini yerleştirebilirsiniz. Kare borcam yoksa e, farklı boydaki tepsilerde de yapabilirsiniz. Dilerseniz şeker ekleme edebilirsiniz. E, bana kedi dili bisküvilerin tadı biraz e, tatsız geldiği için. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar ekledim. Açıklama kısmında yine malzemeleri ekleyeceğim. Tüm bisküvileri tabana aldıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiden ekleyeceğim. Şöyle göz kararı ekliyorum. Çok doldurmayın çünkü belli katlara da e, muhallebiden ekleyeceğimiz için e, yetirmemiz gerekiyor muhallebiyi. Bir spatula veya kaşık yardımıyla kedili bisküvilerin üzerine eklemiş olduğumuz muhallebiyi her yerine eşit gelecek şekilde yaydıralım. Daha sonra kakao bisküvi ekliyorum. Bisküvileri ıslatmıyorum. Zaten bekledikçe muhallebinin ılıklığıyla dolapta yumuşuyor. Ama kedili bisküviler öyle olmadığı için onları sütle ıslatmayı tercih ettim. Yine kalıbınızın şekline göre bisküvileri dizdikten sonra tekrar muhallebi ekliyorum. Onu da güzelce Yaydırdıktan sonra tekrar kakaolu bisküvi ekleyeceğim. Petibör bisküvi yoksa burçak bisküvi ekleyebilirsiniz. Ee, sevdiğiniz farklı bisküviler ekleyebilirsiniz. Kakaolu eklememdeki sebep kestiğinizde güzel dilimler olması için ve kakaolu bir lezzet almak için. isterseniz sade bisküvi de hazırlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kakaolu yaptığınızda lezzeti çok daha farklı olacaktır. Yine bir kat kakaolu bisküvileri diziyorum. E, bu arada ortalama buçuk pakete yakında kakao petibör bisküvi kullandım. Onu da belirteyim. Yine kalan e, muhallebimi artık tüm bisküvilerin üzerine yaydıracağım ve e, güzelce spatula yardımıyla düzleştireceğim. Çok yoğun bir e, dediğim gibi muhallebi olmasına gerek yok. Üzerine bir ganaj hazırlayacağız, çikolata sos yapacağız. E, lezzetine lezzet katacağız diyebilirim. Şöyle bisküvilerin üzerine kaplamış olması yeterli. Tatlı soğurken biz de üzeri için ganajını hazırlayacağız. Bir kutu krema var burada, 200 ml'lik kutularda. Krema'yı kaynatmadan sadece ocakta ısıtıyorum. Krema ısınırken ben de içerisine ekleyeceğim çikolata hazırlıyorum. Yaklaşık 160 gram çikolata parçalayacağım. Bu arada kullanmış olduğum çikolatayı çok fazla soruyordunuz. Ben bu şekilde kiloluk alıyorum. Onu da parçaladıktan sonra ısınmış olan kremanın içerisine alıyorum ve sürekli karıştırarak kremanın sıcağıyla çikolataların erimesini sağlıyorum. Kısa sürede eriyecektir. Ee, böyle çikolata yoksa tabii ki e, damla çikolata da olabilir. E, marketten alabilirsiniz. E, farklı sevdiğiniz bitter ya da e, sütlü çikolatalarla da deneyebilirsiniz. Ben sadece çok fazla sorulduğu için göstermek istedim. Hazırlamış olduğumuz ganajı ılındıktan sonra soğuyan... Pastanın üzerine döküyorum ve hiç kaşık kullanmadan sadece tepsiyi sağa sola oynatarak her yerine gelmesini sağlıyorum. Çünkü kaşık kullandığınızda üzerinde böyle pütürlü bir görüntü oluyor. Ben daha dümdüz, kusursuz bir görüntü olmasını istediğim için şöyle sadece tepsiyi sağa sola yaydırarak hazırlayabilirsiniz. Ganajda oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp en az 3-4 saat dinlendirin. Ben dolaba attığımda üzerini bir kapakla kapatmıştım. Biraz böyle buharlaştığı için de çikolatanın üzerinde renk değişimleri olmuş. Eğer üzerini kapatacaksanız mutlaka kağıt bir havlu araya koymanızı tavsiye ederim. Çünkü buharlaştığı için nemlenmiş. Üzerini hindistan cevizi, fındık veya e, böyle benim gibi rende çikolatalarla süsleyebilirsiniz. Artık o kısım damak zevkinize ve e, nasıl süslemek istediğinize bağlı olarak değişir. 16 tane dilim yapacağım. Her seferinde de bıçağı temizlerseniz bir bez yardımıyla e, kestiğiniz dilimler dümdüz olacaktır. Keskin dilimler elde edeceksiniz. E, gerçekten çok güzel bir pasta oluyor. Fırın kullanmadan canınız tatlı istediğinde evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz güzel bir pasta tarifi. Bu arada belirtmeyi unuttum. Eğer krema veya çikolatanız yoksa evde yapmış olacağınız hazır paket çikolata soslarını biraz daha az ölçüde daha üzerinde donacak gibi yaparsanız aynı işi görecektir. Onu da belirtmek isterim. 3-4 saat dinlendirdikten sonraki görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel oldu. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem sütlü hem çikolatalı e, deneyecek olanlar da umarım beğenirler. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Aynı zamanda e, denemiş olduğunuz tarifleri instagram kayınvalidem ve ben hesabından e, bana yollarsanız ben de görselleri oradan takip ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Şöyle birkaç tane daha dilim çıkartıp son halini ve kıvamını sizlere göstereceğim. Dilimlerin ne kadar keskin ve e, güzel çıktığını görebilmeniz adına birkaç farklı yerden dilimledim. Son hali de bu şekilde. Hem görüntüsü hem de lezzeti e, yiyenleri mesletecek bir pasta tarifi oldu. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Şöyle kıvamını da göstereceğim. Yumuşacık muhallebisi ve bol çikolatasıyla damaklarınızı şenlendirecek. Eğer videomu izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz de böyle nefis tarifleri kaçırmamak için sağ alt köşeden kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Tariflerimi kaçırmak istemiyorsanız kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlük tarifimizin de sonuna geldik. Yeni tarif ve videolarda. Tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.